gözaltıları ve daha sonrasındaki tutuklamaları, iddianameleri, soruşturma dosyasının içeriğinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu gizlilik kararının da neye göre yapıldığını da aslında kestirmek çok da mümkün işin açıkçası bu siyasal süreçte. Bir tarafta yanı başımızda sürdürülmeye çalışılan savaş, öte tarafta yapılan bu tür medyaya ve medyaya hedef alan baskınların en temelinde şu çok net ki her daim ya bir sınır ötesi operasyon olmuştur ya da çok keskin savaş politikası ve operasyonların sinyalleri olmuştur ve bunların kamuoyuyla paylaşılması, hakikatlerin gün yüzüne çıkarılması ve bunun önüne geçilmesi için ilk hedef elbette ki burada yayıncılık, gazeteciler ve hakikatleri dile getiren, gerçekleri sahada yansıtan, görsel olarak yansıtan, kaleme alınan gazetecilere yönelik saldırılar yapılmıştır. Ve biz şunu her daim biliyoruz ve bu saldırıların en başında da elbette ki özgür basın, özgür basın çalışanları ve Kürt basını ve Kürt yayıncılığı hedef alınıyor. Biz özgür basın çalışanları olarak şunu her daim söyledik, gazetecilik suç değil. Nerede, ne şekilde gazetecilik faaliyetleri yapılırsa yapılsın, hiçbir şekilde suç olamaz, hiçbir şekilde bu hukuksuzluklara sessiz kalamayacağımızı, gazeteciliğin suç olarak ifade edilmesinin hukuksal olarak suç olduğunu ve birlikte bütünlük olarak bir dayanışmayla bu güç birliğini göstermemiz gerekliliğinin altını her daim çizdik. Biz ne olursa olsun gazeteci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, ne olursa olsun yayıncılıkta hakikatin peşinde olacağımızı özgür basın olarak ifade ettiğimizi bir kez daha buradan belirtiyoruz. Ve şu bir gerçek ki bu baskınlar, bu saldırılar 126 yıldır özellikle Kürt basınına yönelik yürütülen bu saldırılar, bu baskınlar, bu şiddet, bu kapatma, bu karartmalar, bu sesi kesilmeler, AP Musa'lardan bugüne geldiğimiz yerde ne kalemler yere düşecek, ne kameralarımız karartılacak, ne de siz o kameraların arkasında olmamış olacaksınız. Biz olmaya devam edeceğiz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskınlar bizi yıldıramaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Ürettikleri sahte gündemleriyle eleştiriye açık olmayan haber kanalları ve basın istenmektedir. Savaş ve yoksulluk politikaların olduğu gibi kabul edilmesi beklenmektedir. Ölüm, yıkım ve göç gibi insanlık dışı koşullara tabi bırakılmış sessiz yığınların bir sesi ve sözleri olmasını istememektedirler. İşsizlerin, emekçilerin, köylülerin, kadınların ve bir talan alanı olarak sermayenin sınırsız kullanımına açılmış olan doğanın haberlerisi yapılmasın, çelişkiler kamuoyu ile paylaşılmasın istenmektedir. Cumhurbaşkanının Irak ve Erbil ziyaretinin hemen arkasından İstanbul, Ankara ve Urfa'da Yeni Yaşam Mezopotamya Ajansı emekçilerinden oluşan toplamda 9 basın emekçisi gözaltına alındı. 22 Nisan Kürt Gazetecilik Günü'ne denk getirilen bu gözaltılarının asıl amacı tasfiyeye yönelik yeni bir güvenlikçi politikanın kabul ettirilmek istenmesidir. Halkın yönetime katılması ve itiraz etme hakkına müdahaleyle çözümsüzlük dayatılmakta, içeride ve dışarıda geliştirilmek istenen savaş politikalarıyla Orta Doğu halkları arasında düşmanlık tohumları ekilmek istenmektedir. Barış ve çözümü hedeflemeyen her türlü anti-demokratik uygulamaların hiçbirini hepimize acı ve yoksulluk dışında verebileceği bir şeyin olmadığı tarihe bakıldığında görülecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle haber alma hakkına müdahaleye derhal son verilmelidir. Gece yarısı ve sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Belçika'da özgür basına yönelik eş zamanlı operasyonlar ve saldırılar gerçekleştirildi. Ankara ve İstanbul Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı 9 gazeteci gözaltına alındı. Belçika polisi yine gerekçesiz bir şekilde Medya Haber ve Star TV'ye baskın düzenlendi. Saatler süren baskın esnasında tamamı resmi ve yasal olan belgelere el konuldu. Öncelikle özgür basına yönelik bu haksız, hukuksuz ve korsanca saldırıları lanetliyoruz.
Yıllardır Kürt basına yönelik yapılan saldırı operasyon Kürt halkına yönelik daha büyük ve kapsamlı saldırı hazırlıklarını göstergesi olmuştur. Kürt halkının sesi olan basını susturma çabalarının daha sonra yapılacak saldırıları görünmez kılma amacında olduğu defalarca kanıtlanmıştır. 21 Aralık 2011'de Kürt basına yönelik yapılan tarihin en kapsamlı gözaltı ve tutuklama operasyonundan sadece 7 gün sonra savaş uçaklarıyla Roboski katliamı gerçekleştirilmiştir. Resiriye jane gibi rumete, aşitiye gibi rumete. Hatta ku ev peknave ne helbijartine ku vakesi huye ki adare ne ku bedahan helbijartin çebebe ve serkeftine ki jibu civake jibu gel ne kare be hatta ve reseri. Le civake de çapameni azat ke rojname gerin azat denk o renk o signal civake de huya kirin. Erişa ku servate kirin vake ku denk vake ku yek ali lehambari ve signal civake bide sekinandine. Çapameni ya Kürt, çapameni ya azat bi Kürda, bi gelek bedelin mazın, iru hatiye ve aste. Bi gurbet Ali Ersöz, bi Musa Anter, ku hata iru de, bi bedelin gelek mazın hata dayin. Ev erişe kuliser çapameniye tekirin, le hemen demi, ser tekuşina jyaneki demokratik de, erişe liser vaye. Erişe liser, siyaseta demokratik e. Erişe liser, sekne azadiya gelek Kürda. Em vake gelle Kürt ve erişe ne teneser çapameniya Kürt dedi nişandan. Ev eriş liser hemu dengu rengi lehemberi iktidare, lehemberi dagirkeriye, lehemberi metingeriye, her denge ku derketi hali lehemberi vahat yekirin. Basın susturulamaz, özgür basın susturulamaz. Özgür basına yönelik baskılar yeni saldırı konseptinin başlangıcıdır. Demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında sözüm ona ilerici ve demokratik olarak lanse edilen Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri konu çıkarları olduğunda bu değerleri Türkiye ve diğer ülkelerle yapılan pazarlıklar sonucu kolayca yok sayabilmekte, çiğneyebilmektedir. Bizi yıldıramaz. Baskırlar bizi yıldıramaz. Baskırlar bizi yıldıramaz. İktidar korsan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partimize hedef alması bu saldırı dalgasının bütünlüklü emareleridir. Olarak özgür basın çalışanlarına dönük İstanbul, Ankara ve Riha'da yapılan ev baskınlarında 9 gazeteci gözaltına alınmıştır. İran'a, 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 İran'a